boydan boya Patara sahili, Patara plajı, Patara kumsalı. Patara %80-%90 sürekli böyle dalgalıdır. Çünkü açık deniz, karşısında Libya var, Mısır var. Evet, Patara'ya akşam saatlerinde gelebildik. Ufak bir kayıntıdan sonra burada konaklayacağız. Eşim bir şeyler hazırlıyor. Ben de hemen şu Patara'nın çok coşmuş bir hali var. Oradan bir görüntü alayım geleyim. Patara sahiline buradan motorlu taşıtlar giremiyor. Kumsala, plaja buradan geçiş yok.20 Haziran 2020 Patara sahili, sabah erken saatleri, henüz gün doğmadı. Gün buradan Patara köyünden doğacak, Patara köyünün üzerinden doğacak. Evet, resmen sanki tsunamiler geliyor, ufak ufak tsunamiler. Patara sahili çok güzel. Çok uzun bir kumsal. Burası Babadağ'ın arkasındaki etekleri. Babadağ bunlar yüzünden görünmüyor. Hemen Babadağ, Babadağ'ın arkası Fethiye. Denizden 70-80 metre geride kum tepeleri var. Çok büyük fırtınalarda buralara kum yığmış. Evet, eşim benden önce devam etti ileride. Bir de şu kum tepelerine bakalım. Evet, yıllar içinde, zaman içerisinde çeşitli büyük fırtına ve dalgalarda kumları buralara kadar yığmış, çıkarmış. Görüyorsunuz nasıl şekil vermiş. Burada birçok Yeşilçam filmlerinin çöl sahnelerinin çekildiği haberini duymuştuk. Görüyorsunuz
Çok güzel bir ahenk var. Bizden önce gezen birileri var. Patara'da sabah erken saatleri. Yıllar içerisinde denizin taşıdığı kum tepeleri. Daha önceki videolarımızda da paylaşmıştık. Buradan aşağı kayarak indiğimizi göstermiştik. Bu çalıların arasında piknik yapmaya gelenler oturuyor. Gölgelik olarak kullanılıyor. Ağaçların altları temizlenmiş birçok yerleri. Görüyorsunuz çok ilginç manzaralar oluşmuş. Kum aynen bir pudra gibi. Şöyle esen yere doğru kaldırıp dökelim. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda burada da bir adası bulunan Patara sahili. Bu Patara sahilinin böyle yamaç şeklinde bir kum tepeciği var burada boydan boya. Bu kum tepeciklerinde sabah erken saatlerde gezmiştik. Onu da daha önceki görüntülerde görüyorsunuz. Bu kum tepeciklerinden sonra bir 5-6 metre kum tepeciklerinden sonra geriye doğru bir düzlük var. Düzlük alan var. Bu düzlük alan da aynı Patara'daki kum gibi. Yani Patara'daki kum bu geri planda da var. Görüyorsunuz. Arkadaşlar aynı pudra gibi toz halinde. Patara sahilinde şafak sökmek üzere. Aynı pudra gibi. Toz. Çok güzel bir kumu var, çok. Öğlen sıcağında bu kumların üzerinde gezmek neredeyse imkansız. Düşünün bir de bu kumlara gömüldüğünüzü. Allah. Ben incelemelere devam ederken eşim de yürüyüşüne devam ediyor. Patara sahilindeyiz. Sabah erken saatleri. Bu Patara sahilindeki kumlarda Yeşilçam çöl sahnelerinin çekildiğini daha önce duymuştuk. Bakın nasıl buraya kadar deniz kumu taşımış. Buradan aşağı nasıl bir düşüş olmuş. Kumun güzelliğini görüyor musunuz? Rüzgarın da etkisiyle
oluşan şekiller. Bir hayli yüksek. Şimdi kuma bir darbe yapmak suretiyle bir çığ görüntüsü oluşturmak istiyorum. Evet. Aynı bir çığ gibi gidiyor aşağıya. Evet, bir daha deniyorum. Çığ görüntüsü oluşturmaya çalışıyorum. Evet, şafak söküyor. Güneş birazdan çıkacak. Ve sıcaktan yanmaya başlayacağız. Şu an o kadar bir ılık hava esiyor ki böyle 30 derecelik bir sıcak vuruyor yüzümüze. Tabii ki şu an 30 derece değil, fakat 2 saat sonra 35 dereceyi de geçecektir. Kumla ilgili görüntüler bu kadar yeterli olsa gerek. Arkadaşlar, Patara sahilindeyiz. Beşini yürümüştük ama daha %75'lik kalan bir bölümü var. Bakın, koşu yapan arkadaş bayağı bir mesafe kat etti. Kulağında kulaklık ve koşu kıyafetiyle. Şimdi tekrar arabamıza doğru devam ediyoruz. Zira güneş yakmaya başladı. Evet, denize doğru hücum. Şimdi deniz baktı. Sabah saatleri. Evet, bizim için de kahvaltı vakti. Kahvaltı zamanı. Akşama da torunlar geliyor Dalaman'dan. Dalaman Havalimanı'ndan alacağız onları. Evet, bakın burada çok dikkat çeken bir ayrıntı var. Gençler motorla ve piknik tüpüyle geliyorlar.